Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba, ben Mehtap Çolak Yılmaz. Önümüzdeki yarım saat boyunca VOA Türkçe ekibiyle birlikte Amerika ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Dünyada koronaya bağlı en fazla can kaybının yaşandığı Amerika'da ölü sayısı yarım milyona yaklaştı. Bugün yayınımızda Serhan Akif Akyıldız Amerika'nın bir yılda geldiği noktayı ve Adalet Bakanı Garland'ın, Biden'ın adayı Senato'daki oturumundan verdiği mesajları aktaracak. Ekonomik yardım paketinin Kongre'deki oylaması bu hafta Temsilciler Meclisi'ne gelecek. Önünde ne tür engeller olabilir? Özlem Tınaz'da ayrıntılar. Amerika, İran'da tutuklu Amerikalılar için İran'la iletişime geçti. Beyaz Saray'dan gelen açıklama var. Satır araları Özlem Tınaz'da olacak yine. Avrupa'nın en sert kapanma tedbirleri nasıl gevşetilecek? Ayrıntılar Londra'dan olacak. Stüdyo VOA'yı başlıyor. Geçen yıl bu zamanlarda sadece Uzak Doğu'da ve İtalya'da ülke içinde bulaşıcı olduğu sanılan bir hastalıktı korona enfeksiyonu. Bugün sadece Amerika'da yaklaşık 500 bin kişi hayatını kaybetti. Bu Amerika'nın 2. Dünya Savaşı ve Vietnam'daki kayıplarının toplamından daha fazla insanın öldüğü anlamına geliyor. Serhan Akif Akyıldız karşımızda. Serhan, Joe Biden bugün salgında hayatını kaybedenleri anma konuşması yapacak ve gün batımında bir de tören bekleniyor. Bayraklar yarıya indirilecek. Amerika'da nedir bugünden aktaracakların? Bugün Amerika'da koronavirüsüyle ilgili bir köşe taşı daha dönülüyor diyebiliriz. Geçen yıl Şubat ayında bu sıralarda koronavirüsünden ilk can kaybı Kaliforniya eyaletinde gerçekleşmişti. Ve bugün itibariyle artık Amerika'da korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aşmış durumda. Bugün sabah saatlerinde bu rakamın aşılacağı beklentisi vardı ve öğleden sonra gibi bu rakam aşıldı ve 500 bin sayısı hayatını kaybedenler koronavirüsünden Amerika'da gerçekleşmiş oldu. Amerika'da Başkan Joe Biden, senin de söylediğin gibi, akşam saatlerinde Beyaz Saray'da bir tören düzenlenecek. Anma töreni hayatını kaybedenler için, işte o anma töreninde bir konuşma yapacak, daha sonra mumlar yakılacak. O törene Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Joe Biden'ın eşi de ve Kamala Harris'in eşleri de katılacak. Hayatını kaybedenleri anma töreni olacak. Amerika'da koronavirüsü ülkenin bir yıldır neredeyse en önemli gündem maddesi. Daha önce sadece 1918'de 20 yılları arasında İspanyol gribinden ülkede 675 bin kişi hayatını kaybetmişti. Şimdiden bu rakam koronavirüsünde 500 bine ulaşmış durumda ve yapılan çalışmalar koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedeceklerin sayısının Haziran itibariyle 590 bine ulaşacağını gösteriyor. Şubat ayında ilk ölümün gerçekleşmesinin ardından Mayıs ayında bu rakam 100 bine çıkmıştı. Eylül ayında 200 bine çıkmıştı. Aralık'ta 300 bin ve bu 3 ay içinde de Aralık, Ocak, Şubat bu rakam 500 bini aşmış durumda. Koronavirüsüyle mücadelede özellikle Biden öncesi dönem, eski başkan Donald Trump dönemi çok fazla eleştiriliyordu. Eski başkanın koronavirüsüyle yeterince mücadele etmediği, yönetiminin mücadele etmediği ve eyaletlerin kendi kendine bırakıldığı belirtiliyordu. Ancak 20 Ocak'la birlikte bu değişti diyebiliriz. Başkan Joe Biden 20 Ocak'ta yemin etmesinin ardından koronavirüsüyle mücadeleyi en önemli gündem maddesi olarak belirledi ve bu yönde politikalarını sıraladı. Neydi o politikalar? İşte aşı çalışmalarına hız verildi. Trump döneminde eleştiriliyordu, aşıların çok az yapıldı. Şimdi de biraz eleştirilse de aşıların yeterli olmadı. Trump döneminden bu yana bu konuda oldukça yol kat edilmiş durumda. Ülke genelinde yaklaşık 20 milyon insan iki doz aşısını da olmuş durumda ve 40 milyondan fazla insan da tek doz aşı olmuş durumda ve Joe Biden geçen hafta Temmuz ayında bütün Amerikalıların aşı olabileceğini belirtmişti. Bununla birlikte tabii bazı uyarılar da var. Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin başındaki Anthony Fauci, ki Joe Biden da aynı zamanda sağlık danışmanı, işte dün hafta sonunda bazı televizyon kanallarına açıklamalarda bulundu. Özellikle Amerikalı en öne çıkan cümlelerinden biri, Amerikalıların 2022 yılında da, gelecek yılda maske takma ihtimalinden bahsetti ve Amerikalılar gelecek yılda maske takabilirler dedi. Bunun özellikle koronavirüsle mücadelenin sonucunda belirleneceğini
biraz söyledi. Çünkü koronavirüsün artık çeşitli versiyonları da var, mutasyonları. İngiltere, Güney Afrika, Brezilya gibi. Özellikle ülkedeki aşıların İngiltere versiyonuna etkili olabildiğini, ancak Güney Afrika mutasyonuna o kadar fazla etkili olmadığını belirtti Anthony Fauci. Ve gardımızı düşürmemeliyiz, sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz, maskemizi takmalıyız, kalabalık alanlardan uzak durmalıyız dedi Anthony Fauci, ki yaklaşık bir yıldır bu yönde uyarılarını sürekli tekrarlıyor Fauci. Bugün Amerika'da koronavirüsüyle ilgili bir milat diyebiliriz. Hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bin aştı. İşte şimdi bütün çabalar bu sayının daha da fazla, çok daha fazla artmaması için. Mehtap. Serhal, salgında en zorlu dönemecin tüm dünyada atlatıldığı günler aşıyla birlikte umarız yakın olacak. Sana tekrar Senato'daki önemli bir oturum için döneceğiz. Ama önce Özlem Tınaz karşımızda. Salgının can kayıplarından sonra en büyük darbesi ekonomiye oldu. 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi için ilk oylamada bu hafta görünüyor. Özlem, öncelikle nasıl bir yol haritası bekliyor bu yardım paketini? Biden'ın aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili de bir açıklaması vardı bugün. Salgının ekonomideki yansımalarını senden alalım. Evet, işletmelere, özellikle küçük işletmelere koronavirüs salgını sırasında bir anlamda ayakta kalmalarına yardımcı olmak için kredi sağlayan federal program, maaş koruma programı, en çok ihtiyacı olan küçük işletmelere daha fazla paranın yönlendirilmesini sağlamak için bazı değişikliklerden geçiyor. Başkan Joe Biden maaş çeki koruma programına yönelik birkaç revizyonunu açıklıyor. Program ülke çapındaki birçok işletmeye acil yardım sağlasa da geçen yıl program kapsamında verilen ilk kredi turunda çok sayıda küçük işletme bu programın dışında kalmıştı, bırakılmıştı. Ve daha iyi bağlantılara sahip daha büyük şirketler daha fazla yararlanmıştı diyebiliriz. Hatta bilinen birçok büyük şirket, devasa bütçeli firmalar bile yararlanmıştı bu programdan. İşte bu da yeni bir yardım paketi beklentisi varken yeni endişelere neden olmuştu. Bu endişeleri gidermek için aslında Biden böyle bir yolu izliyor. Yalnızca 20'den az çalışanı olan işletmelerin çarşamba günü başlayacak 14 günlük bir süre boyunca kredi affı programına başvurabileceği yönünde bir açıklama bu. Yönetim ayrıca programın kredi hesaplama formülünü de gözden geçiriyor. Ki böylece bağımsız, örneğin taşeronlar, serbest meslek sahipleri, inşaat işçileri, güzellik salonlarında çalışanlar lehine bir program olacak bu. Daha önceki programlarda azınlıklar, kadınlar daha geri planda kalmıştı. Özellikle beyazların bu programlardan daha fazla faydalandığı yönünde eleştiriler vardı. İşte bu kez başta Afrika kökenliler, Latin kökenliler, kadınlar faydalanacak gibi görünüyor bundan sonra. Ayrıca Biden küçük işletme sahiplerinin daha önce ağır bir hüküm almışlarsa veya şu anda suçlu iseler veya son 7 yıl içinde federal öğrenci kredilerini ödememişlerse programa katılmalarını engelleyen hükümleri kaldırmayı da planlıyor. Başka bir değişiklik, Amerikan vatandaşı olmayan ancak Amerika'da yasal olarak ikamet eden küçük işletme sahiplerinin programa başvurmak için bireysel vergi mükellefi kimlik numaralarını kullanarak kredilere erişmesini de kolaylaştırıyor. Geçen yıl maaş çeki programı, koruma programı aracılığıyla 5 milyondan fazla işletme toplam 525 milyar dolar tutarında kredi almıştı Mehtap. Kongre Aralık ayında başka bir kredi turu için 284 milyar dolar ayırmıştı. Son turda ise 1 milyon 800 bin küçük işletmeye 134 milyar dolar verilmişti. Şimdi eğer bir şirket bu paranın en az %60'ını maaşlar, sağlık sigortası gibi borcu giderlerine ve kalan en fazla %40'ını diğer harcamalara ayırırsa bu krediler affedilebilecek. 500 kişiden az çalışanı olan işletmeler ve koronavirüsü salgınında etkilenenlere destek sağlayacak bu program. Geçtiğimiz haftalarda da bir yandan da 1 trilyon 900 milyar dolarlık yardım paketinin önü uzlaşma denen bir yasama düzenlemesiyle aşılmıştı hatırlarsan. Demokratlar yardım paketinin Senato'dan geçmesi için gereken oy eşiğini geçmek yerine basit çoğunluk gerektiren bir bütçe uzlaşma tasarısını geçirmişlerdi. Yani 51 oyla bu paketin kabul edilmesinin yolunu açmışlardı. Ve bu paket geçtiği takdirde Amerikan tarihinin en büyük ikinci teşvik paketi olacak.
Önce bu hafta bütçe komisyonunda ele alınması ve 26 Şubat'ta da Temsilciler Meclisi'nin gündemine taşınması bekleniyor ve sonrasında da Senato'da oynanacak bütçeden 1 milyar doları ailelere ve bireylere ayrılıyor. Belirli bir gelir seviyesi altında olanlara. Daha önceki paketlerde bu kişisel geliri 75 bin doların, hane geliri 150 bin doların altında olanlar için geçerliydi. Ama Maliye Bakanı Janet Yellen son olarak bu rakamın 50 bin dolara düşürülmesi gerektiğini dile getirmişti. Bu rakamın ise 1400 dolar olması planlanıyor. Son yardım paketinde, daha dar kapsamlı pakette, bu rakam 600 dolardı ve işte bu iki yardımla birlikte toplam tutarında 2000 dolar olması hedefleniyor. Dolayısıyla gözler bu hafta Temsilciler Meclisi'nde olacak Mehtap. Önümüzdeki iki hafta boyunca da bu konuyu konuşuyor olacağız. Özlem, sana tekrar dönmeden önce, kongrenin sadece alt kanadı değil üst kanadı da haftanın ilk gününde yoğun bir gündem var, mesai var diyelim. Biden'ın Adalet Bakanı adayı Merrick Garland'ın onay oturumu var. Bir kez daha Serhan Akif Akyıldız karşımızda. Serhan, şimdi izleyicilerimiz için hatırlatalım. Neden önemli bir oturum? Garland Obama döneminde Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday gösterilmişti ancak seçimler yaklaştığı gerekçesiyle Cumhuriyetçilerin vetosuyla karşılaşmıştı. O nedenle oturum gündemde ve Senato Adalet Komisyonu'ndaki ifadesinde de şu ana kadar önemli mesajlar verdiğini görüyoruz. Aktarır mısın? Aslında Merrick Garland, senin de söylediğin gibi, bugün oturduğu koltuğa 5 yıl, yaklaşık 5 yıl önce oturması gerekiyordu. 2016'da dönemin başkanı Barack Obama kendisini Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermişti. Ancak o dönemde Cumhuriyetçiler seçimlerin yaklaştığını gerekçe göstererek, ki seçimlere yaklaşık bir yıl vardı o dönem, Merrick Garland'ın adaylığını görüşmeyi bile reddetmişlerdi Senato Adalet Komisyonu'nda. İşte yaklaşık 5 yıl sonra Merrick Garland Senato Adalet Komisyonu'nda ifade veriyor. Bu sefer farklı bir amaç için Adalet Bakanı adayı Joe Biden gösterdi ve Senato'da o çerçevede ifade veriyor ve Senato'daki oylamada da Adalet Bakanı partiler üstü bir destek alarak Adalet Bakanı olması bekleniyor. Sabah saatlerinde başladı Merrick Garland'ın Senato'daki ifadesi. 9.30 gibi hala devam ediyor. Orada bazı önemli mesajlar dikkat çekti. Özellikle partiler üstü bir Adalet Bakanı olacağının mesajını verdi Merrick Garland. Ve dedi ki, ben başkanın değil Amerikalıların avukatı olacağım dedi Merrick Garland. Bununla birlikte Cumhuriyetçi senatörler kendilerine sordu. Adalet Bakanlığı'nın Joe Biden'ın oğluyla ilgili yürüttüğü bir soruşturma var. O soruşturma ile ilgili soru sordular. Bu konuda hiç Joe Biden'la görüştünüz mü dediler. Hayır dedi. Başkanla bu konuyu hiç görüşmedim. Zaten müdahale edileceğini zannetmiyorum. Müdahale edileceğini hissetsem, öyle bir durum olsa, ben zaten bu görevi kabul etmezdim dedi Merrick Garland. Merrick Garland 6 Ocak'taki kongre baskınına da değindi. 6 Ocak'taki kongre baskınıyla ilgili soruşturmanın öncelikleri arasında olacağını söyledi ve bu soruşturmaya her türlü desteği, her türlü kaynağı aktaracaklarını belirtti ve böyle olayların bir daha olmaması için çaba harcayacaklarını vurguladı. Aşırıcılıkla mücadele edeceğini vurguladı Merrick Garland. İç terör tehdidiyle mücadele edeceğini vurguladı ki bunlar Amerika'nın son dönemde oldukça gündeminde olan konular. Merrick Garland da bu yönde açıklamalar verdi. Öne çıkan açıklamaları bu şekildeydi. Bir de ırkçılık, adaletteki eşitliği sağlayacağını vurguladı Merrick Garland ki adalette ırksal eşitsizlik algısı da Amerika'da son dönemde oldukça gündemde diyebiliriz. Senatörler, özellikle Cumhuriyetçi senatörler, partiler üstü olacak mısınız birkaç defa sordular. O da ona vurgu yaptı. Adalet Bakanlığı'na karışan olmayacak dedi. Adalet Bakanı işini yürütecek dedi ki Joe Biden da zaten seçim sürecindeki başkan olduğu kazandığı anlaşılmasının ardından Adalet Bakanlığı'nı bilindik eski Adalet Bakanlığı'na döndüreceğini belirtiyordu ki çünkü Trump döneminde, eski başkan döneminde oldukça eleştirilmişti Adalet Bakanlığı, partizanca politikalar uyguladığı gerekçesiyle Merrick Garland bunların yaşanmayacağını vurguladı. Eğer onaylanırsa kendi Adalet Bakanlığı döneminde Merrick Garland'ın Adalet Bakanlığı Senato'daki oylamada partiler üstü şekilde desteklenmesi bekleniyor ve resmen Adalet Bakanı olarak göreve başlaması bekleniyor diyelim ve sözü sana bırakalım Mehtap.
Serhan Akif Akyıldız'a teşekkür ediyoruz. İç politika gündemi böyleydi. Amerika'nın Özlem Tınaz'a dönüyoruz. Tekrar dış politikada önemli bir gelişme var. Washington, tutuklu Amerikalılar konusunda İran'la iletişime geçtiğini açıkladı ve açıklama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan geldi. Özlem, hem o açıklama hem de Biden yönetiminin İran'la nükleer müzakerelere ilişkin son gelişmeler için sözü tekrar sana bırakalım. Mehtap, bu ayın başlarına dönersek Dışişleri Bakanı Antony Blinken Şubat ayının ilk günlerinde Amerika'nın yurt dışında rehin tutulan ya da yanlış bir şekilde tutuklanan vatandaşlarının serbest bırakılmasına bağlı olduğunu belirtmişti iki ülke ilişkilerini, ancak İran'ın adını kullanmamıştı. Ama biliyoruz ki Çin, Rusya gibi ülkelerin yanı sıra İran da bu ülkelerden biri ve Blinken yurt dışında tutuklu Amerikalıların yakınlarıyla, aileleriyle görüşmüştü. İşte bu görüşme Biden yönetiminin sevdiklerinin serbest bırakılmasına öncelik vereceğine dair umut vermişti tutukluların yakınlarına. Amerikalı diplomatların bu kişileri ailelerine kavuşturmak, eve dönüşlerini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarına inandıklarını dile getirmişlerdi. Foley Vakfı'na göre aralarında İran'ın da bulunduğu 11 ülkede kamuya açık olarak bilinen en az 43 rehine veya tutuklu var şu anda. İşte hafta sonunda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan CBS televizyonundaydı. Gündemi İran'dı ve Sullivan bu konuda İranlılarla iletişime başladık ifadesini kullandı. Ama önemli bir ayrıntı da verdi. Uzun dönemli bir öneriyi kabul etmeyeceklerini belirtti. Şimdi iletişime geçildi dedik. Peki nasıl yürütülüyor bu süreç? İşte bu noktada devreye İsviçre Büyükelçiliği giriyor. Tahran'dan da gelen, Washington'dan da gelen açıklamalara göre iki ülke arasında konuyla ilgili iletişim İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla yürütülüyor. İsviçre Büyükelçiliği Amerika'nın İran'daki çıkarlarını temsil ediyor. Hatta İranlı yetkiliye dayandırılan bir haberde Tahran'ın Washington'la Amerikalıların durumunu doğrudan görüşmediği, bütün mesajların Büyükelçilik aracılığıyla aktarıldığı vurgulandı. Yine geçmişe gidersek, geçen yıl Haziran ayında İran'da tutuklu eski bir Amerikan askeriyle Amerika'da tutuklu İranlı bir bilim adamı eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından paylaştığı mesajında İran'a teşekkür ederek tutuklu takasının gerçekleşmesiyle iki ülke arasında nükleer anlaşmanın yerine geçecek bir anlamda yeni bir anlaşmanın mümkün olduğunun görüldüğünü belirtmişti. Ve o zaman da İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi Amerika ile gerçekleştirilen bu tutuklu takasında İsviçre'nin aracılık yaptığını belirtmişti. Hatta İran'la Amerika arasında doğrudan hiçbir müzakere gerçekleşmedi ifadesini kullanmıştı. Ancak resmi gazetede İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile Amerika'nın eski New Mexico Eyalet Valisi Bill Richardson'ın tutuklu takası için görüştüklerini teyit edilmişti. Richardson da sosyal medya hesabından yine bunu doğrulamıştı ve Amerika'da gözaltı merkezinde tutulduğu sırada hatta koronavirüsüne yakalanan ve ardından serbest bırakılan İranlı bilim adamı Cyrus Asgari 3 Haziran'da ülkesine dönmüştü. Ve bunun hemen ardından da 683 gün İran'da cezaevinde kalan eski deniz kuvvetlerinde görevli Amerikan askeri Michael White bir gün sonra serbest bırakılmıştı. Hatta White'ın serbest bırakılmasıyla yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla 16 ay Amerika'da tutuklu bulunan yine bir başka İranlı bilim adamı da yine serbest bırakılmıştı. Washington Tahran hattında bu gelişmeler yaşanırken tabii bir yandan da İran'ın nükleer programı da bir başka önemli başlık. İşte Sullivan bu konuya da değindi ve Başkan Joe Biden'ın bundan sonra atacağı adımların, izleyeceği politikaların Tahran'ın nükleer silah elde etmesini engellemeye bağlı olduğunu ve diplomasinin de bundan en iyi yolu olduğunu vurguladı. Sullivan, Amerika'nın 2015 tarihli nükleer anlaşmaya dönüş konusundaki isteğine karşılık İran'ın henüz yanıt vermediğini belirtti ki bu arada hemen bir parantez açalım. 2018 yılında yine dönemin ABD Başkanı Donald Trump 2015 tarihli nükleer anlaşmadan Amerika'yı çekmişti ve İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe koymuştu Mehtap. Özlem Tınaz Amerika'dan gelen İran'a ilişkin o önemli açıklamanın ayrıntılarını aktardı. Teşekkür ediyoruz. Avrupa ile devam ediyor yayınımız. Salgında en sıkı tedbirleri yürürlüğe sokan ülke olmuştu İngiltere. Bugün Başbakan Boris Johnson kademeli normalleşme planını açıkladı. Buna göre tedbirlerin 8 Mart'tan itibaren aşamalı olarak kaldırılması bekleniyor. Ayrıntıları Londra'dan Barış Çimen bildiriyor. Mutasyonlu koronavirüs nedeniyle yılbaşından bu yana sıkı bir karantinanın devam ettiği İngiltere'de açılımlar başlıyor. Başbakan Boris Johnson, ilgili bakanlarla açılım yol haritasını paylaştığını açıkladı. Başbakan Boris Johnson'ın açıklamasına göre temkinli normalleşmede ilk adım, yarı yıl tatilinden bu yana kapalı durumdaki okulların 8 Mart'ta yeniden açılması ve okul sonrası spor ve etkinliklerin başlaması olacak.
Ayrıca iki kişinin bir parkta buluşup sosyalleşmesine o günden sonra izin verilebilecek. Başbakan, kendilerini bu açılımları yapmaya götüren yolun dünyanın en hızlı ve başarılı aşı kampanyası sayesinde olduğunu iddia etti. Boris Johnson'a göre bir yandan sıkı bir karantina, bir yandan da ulus çapında yürütülen aşı çalışmalarının sonrasında girilen bu nokta kontrollü bir gevşemeye izin verir ölçüde. 29 Mart'ta eskiden olduğu gibi dışarıda 6 kişi ya da 2 hane halkından buluşmalara izin verilecek. Tenis, golf, futbol gibi açık havada yapılan sporların yeniden başlayacağı tarih yine 29 Mart olarak belirlenmiş durumda. Başbakan Johnson'ın açılımlarda ikinci adım olarak belirttiği berber dükkanlarının, alışveriş mekanlarının ve restoran, otel gibi işletmelerin açılması planlanan tarih ise 12 Nisan. Hayvanat bahçeleri, Luna Park gibi yerler de 12 Nisan'da yeniden açılacak. 5 haftalık aralar şeklinde düzenlendiği belirtilen bu adımların üçüncüsü 17 Mayıs'ta atılacak. Plana göre ev buluşmaları gibi birçok sosyalleşme kısıtlaması kaldırılacak. Son olarak dördüncü adımsa 21 Haziran'da başlıyor. Başbakan Boris Johnson, İngiltere'nin büyük ölçüde bu tarihten sonra normalleşmesini öngörüyor. Johnson bu açıklamaları yapmadan önce Twitter hesabından "Her kararda attığımız her adımı, elde ettiğimiz son veriler belirleyecek ve gelinen bu noktadan dönmemek ve uğruna feda ettiklerimiz boşa gitmesin diye bu yaklaşıma dikkat etmeye devam edeceğiz" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı. Bugün parlamento konuşmasında ayrıntılarını paylaştığı açılım yol haritası ile ilgili önceliğin her zaman çocuklarda olduğu, onların eğitimi ve iyiliği için okulların açılacağını söyledi. Ayrıca uzun süredir kısıtlamalar nedeniyle görüşemeyen akrabaların, arkadaşların, sevdikleriyle onları yeniden buluşturacağız şeklinde bir müjde de verdi başbakan. Boris Johnson'ın aşamalı açılım planını İngiliz parlamentosu daha sonra görüşüp oylayacak. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ise kendi gevşeme yol haritalarını kendi makamları ve yerel parlamentolarıyla belirleyecek. Bu açılımlara umut veren rakamlarsa günlük vaka sayıları. Elde edilen verilere göre Aralık sonunda günde 80 bin kişiye varan vaka sayısı Şubat ortası 11 binlere gerilemiş durumda. Ayrıca İskoçya'nın Halk Sağlığı Dairesi ciddi rahatsızlanmalara karşı aşıların yararını gösteren bir analiz açıkladı. Pfizer ve AstraZeneca'nın aşılarının ilk doz sonrası hastaneye yatan hasta sayısında %85 ila %94 gibi büyük oranda düşme görülmüş. Salgının başından beri 120 binden fazla kişiyle resmi olarak dünyanın en çok can kaybı kaydedilen 5. ülkesi İngiltere. Öte yandan 3 trilyon dolar büyüklüğündeki ekonomide 300 yıldır görülmemiş bir daralma yaşandığı şeklinde haberler de söz konusu. Bütün bu kısıtlamalardan kurtulma isteğinde ekonomide yaşanan olumsuzlukların itici bir rol oynadığı en sık yapılan yorumlar arasında. Son durumu İngiltere'den Barış Çimen bildirdi. Amerika'dan bir haberle devam ediyoruz. Amerika'da başkan işi, yani First Lady olmak maaşlı bir iş değil. Belirli bir görev tanımı olmasa da Amerikalılar genellikle başkan eşlerinin samimi anaç kişiler olmasını beklerler. Ancak perde arkasında başkan eşlerinin önemli siyasi etkileri olabilir. Eğitim alanında doktora derecesi olan Jill Biden şimdiden bir First Lady'nin rolüne ilişkin algıları değiştiriyor. Amerika'nın son First Lady'si, Beyaz Saray'da mesleğini sürdüren ilk başkan eşi olarak geleneklerin dışında bir duruş sergiliyor. Eğitim doktorası olan Jill Biden, Washington yakınlarındaki bir devlet yüksekokulunda İngilizce profesörü. Burası başkent Washington'a komşu Virginia eyaletinin en büyük eğitim kurumlarından biri olan Nova. Eyaletin farklı noktalarında kampüsleri bulunan bu 2 yıllık yüksekokulun öğrencileri artık İngilizce derslerini bir başkanın eşinden, Amerika'nın 46. başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'dan alacak. Jill Biden yalnızca öğrencileri eğitmekle kalmayıp çalışan bir başkan eşi olarak Amerikan toplumuna da önemli bir mesaj vermiş olacak. Gerçek şu ki Biden bir yan meslek olarak görülen, hatta doğası gereği bir meslek olup olmadığı bile tartışmalı olan bir meslekteyken profesyonel iş hayatına devam ederek Amerikan halkı tarafından daha çok kabul görecek. Üstelik de mesleği geleneksel olarak kadın mesleği olarak görülen öğretmenlik.
And Mrs. Roosevelt transformed the duty of a first lady. Eleanor Roosevelt, sosyal ve evrensel medeni haklar programları yürüten bir first lady olduğu için bazıları tarafından küçümsenmişti. Ancak o, geleceğin başkan eşleri için bir standart belirledi. Eleanor Roosevelt'ten hemen sonra birkaç düşük profilli first lady geldiğinde, sanırım birçok Amerikalı bu doğru değil, daha göz önünde olan, en azından savunduğu büyük bir projesi olan birini istiyoruz diye düşündü. Jackie Kennedy 1960'larda kendini tarihi koruma hedefine verdiğinden bu yana her first lady en az bir kamu hizmeti projesi benimsedi. Bunlar genellikle sağlık, uyuşturucu kullanımını önleme ve bahçe işleri gibi kadınlarla ilgili alanları içeriyordu. First Lady'ler genellikle Amerikan kadınlarını temsil eden anne sembolleri olarak görülse de tarih bize aslında bu kadınların perde arkasında büyük etkileri olduğunu gösteriyor. Melania Trump eşinin yönetiminde üst düzey bir ulusal güvenlik danışmanının görevden alınmasını sağladı. Çünkü bu danışmanın bir yurt dışı seyahatinde personeline davranış tarzını beğenmedi. Yani eşler başkanın etrafında kimin olduğunu da belirleyebiliyor. Nancy Reagan kocası için tam bir insan kaynakları danışmanıydı. Kimin işe girip kimin işten çıkarılacağına o karar verirdi. Hillary Clinton'a baktığımızda Ruth Bader Ginsburg'un yüksek mahkemeye atanmasının nedenlerinden birinin o olduğunu söyleyebilirim. Eşine Ginsburg'un yüksek mahkemede mükemmel bir yargıç olacağını düşündüğünü söylemişti. Karı koca arasındaki özel görüşmeler ülke üzerinde büyük bir etkiye sahip olabiliyor. Aslında bu kadınlar gerçekten güçlü. Bence sürekli hafife alınıyorlar. Bunun kısmen toplumumuzdaki kadınların genellikle hafife alınmasından kaynaklandığını düşünüyorum ve umuyorum ve inanıyorum ki aynı anda hem çalışan bir kadın olarak hem de başkan eşi olarak Jill Biden'la doğru yönde ilerliyoruz. O bir eş, bir yardımcı oyuncu, aynı zamanda güçlü bir kadın olabilir. Jill Biden, First Lady rolünü yeniden tanımlarken asıl büyük değişikliğin bir kadın başkan seçilip bir erkek başkan eşi rolünü üstlendiğinde yaşanması bekleniyor. Özlem Tınaz, Amerika'nın Sesi, Washington. Bu haberle Washington'dan yaptığımız Studio VOA programının sonuna geliyoruz. Yarın yine Amerika ve Dünya'dan başlıklarla karşınızda olacağız. VOA Türkçe ekibiyle birlikte. Hoşça kalın.